İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 81 il emniyet müdürüne seçim uyarısı geldi. Terör örgütünün seçim döneminde faaliyetlerini artırabileceğine dikkat çekti Soylu. En ciddiyetsiz ihbarların bile ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Türkiye seçim sürecine girmişken terör alanını zorlamaya çalışacaklarını çok iyi biliyoruz. 81 il emniyet müdürünü uyardı. Terör örgütünün olası seçim provokasyonlarına karşı önlemlerin en üst seviyeye çıkarılmasını istedi. Onun için il müdürü arkadaşlarıma ilk hatırlatmam, önümüzdeki süreçte terörün, terör örgütlerinin tüm uzantılarına, yapılarına, hatta kokusuna bile baskı yapmaktır. Çok net ve açık söylüyorum. Kırsalda veya şehirde ne kadar başarı kazanırsak kazanalım, bu teyakkuzu devam ettirmeliyiz. Özellikle 2023'te bu mücadeleyi en üst seviyeye çıkarmalıyız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İl Emniyet Müdürleri toplantısında konuştu. Bir eylem bile canımızı yakar. En ciddiyetsiz ihbarları bile ciddiye alalım. En küçük bir maili, en küçük bir mesajı, bir fısıltıyı dahi ciddiye alalım ve inşallah bu örgütlerin kırıntılarına bile nefes aldırmayalım. 2022'de terör örgütlerine ağır darbe vurulduğunu söyledi ve çok sayıda saldırının da engellendiğinin altını çizdi. DHKPC, TKPML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir. Şehirlerde de 15 Temmuz'dan sonra bunlara çok önemli darbe vurulmuştur. Tek terörist kalıncaya kadar, bunların etkisi bu topraklardan sıfırlanıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Bakan Soylu konuşmasında KHK'lıların tamamı görevlerine dönecek açıklaması üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı. FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz hiçbir salise bile aralık ortaya koyma. Hala devam ediyoruz. Birilerinin devlete ihanet edenleri tekrar devlete alma konusundaki ortaya koydukları anlayışa rağmen en son yaptığımız Gazi Turgut Aslan operasyonu ülkemizde FETÖ terör örgütüyle mücadelenin asla bitmeyeceğinin en önemli göstergesidir. Ve bu bitmeyecek. Tüm dünyada FETÖ terör örgütü silinene kadar biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.